Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ETS2'deyiz ve 1.49 tam sürümündeyiz. West Balkans DLC'sindeyiz arkadaşlar. West Balkans DLC'sine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere bugün altımızda efsanelerin efsanesi Mercedes-Benz W124 model aracımız var arkadaşlar. Size şöyle aracı kısaca göstermek istiyorum. Araç cidden çok kaliteli ve detaylı olmuş. Bu arada yapımcısı da Berkay Pekesen. Onun da eline emeğine sağlık. Cidden çok kaliteli bir iş çıkartmış. Aracımız dışarıdan bu şekilde arkadaşlar. Kaplaması cidden çok yüksek bir kaliteye sahip. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten şu far detaylarına da bakarsanız kalitesini anlayabilirsiniz. Yani farlara baktığımda açıkçası o derinliği hissedebiliyorum. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Jantları da zaten bir o kadar detaylı ve kaliteli. Lastikleri de. Gayet kaliteli bir mod olmuş söylediğim gibi. Tekrardan kendisinin eline emeğine sağlık. Aracımızın içi de bu şekilde arkadaşlar. Yine dışı kadar içi de detaylı ve özenilerek yapılmış. Yani direksiyonun detayını da görüyorsunuz zaten. Aracın sesi de bir o kadar iyi. Zaten birazdan yolculuğumuza başladığımızda dinleriz. Zaten aracın indirme linkini de yorum kısmına sabitlerim. Siz de isterseniz oradan indirip oynayabilirsiniz. Bugün neredeyiz diye de soracak olursanız arkadaşlar, Rijeka'dayız. Rijeka'dan yolculuğumuza başlayacağız ve Maribor'a doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. 280 kilometrelik bir yolculuğumuz olacak. Bu yolda genel olarak araçla birlikte gazlayacağız ve keyifli, güzel vakitler geçireceğiz inşallah diye umut ediyorum. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Bakalım yolda başımıza neler gelecek, hep beraber göreceğiz. Aracın da güzel bir sesi var duyduğunuz üzere. Aracın ilk başta o çalışma sesini de duyuyorsunuz. Bir miktar böyle bir hafif zorlanma gibi oluyor ama güzelce çalışıyor. Böyle bir daha dinleyelim istiyorsanız. Yani bu çalışma sesi de gayet hoş bir detay olmuş. Umarım sizler iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür bende bir sıkıntı yok. Koşturmaya devam. Yani vaziyet bu şekilde. Yani bana sorarsanız bu araca da en çok yakışan renk siyah açıkçası. O yüzden de siyah yaptım. Farklı farklı renk seçenekleri de mevcut. Ama açıkçası yani bana göre bu aracın hakkı siyah renk böyle. Şu alt plastiğinin detayıyla birlikte gayet hoş bir görüntüye sahip oluyor. Yani aracın üstü de açık gördüğünüz üzere cam tavanı var. Yani bunlar gayet hoş detaylar. Dediğim gibi tekrardan Berkay Pekisen'in eline emeğine sağlık. Yani araç bu şekilde. İsterseniz artık biraz da yavaştan sürüşe odaklanmaya başlayalım. Navigasyonu da açmayı unuttum. Şuradan bir sesli navigasyon açmak istiyorum. Yolunuz açık olsun. Yorulduk ama değdi. İyi seferler. Size de böyle açmanızı tavsiye ederim. Yani özellikle bu GPS olmayan araçlarda, gördüğünüz üzere ana haritayı, GPS'i görmek istemiyorsanız ki yer kaplamaması için, onu öyle kapatıp bu sesli navigasyonu açabilirsiniz. Veyahut da çeşitli modlu GPS'ler oluyor. Yani onu da kullanabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. Ama ben böyle tercih ediyorum. Siz de tabii ki de nasıl isterseniz keyfinize göre takılabilirsiniz. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Sağa dönün.
Nereden dönebiliyoruz en azından? Çok dolanırız. O yüzden biz bir geriye doğru çıkalım. Yani bir anlık dalgınlığıma geldi, kusura bakmayın. Arabanın yaylanmasını da görüyorsunuz, cidden süper. Yani aracın o fiziki olarak verdiği tepkimeler gayet yerinde. Yeni rota bulunuyor. Yani biz bir atalım kendimizi. Sorun değil. Yeni rota arıyorum. Doğru yolumuza girdik. Yere sokuyor aslında. Bu da bir nevi birazcık saçmalık olmuş.
trafik oluyor. Yani tabii bunlar da güzel detaylar bence. Şu anda şahsen beni herhangi bir şekilde bir sıkmıyor. Zaten yolda kapanmıyor gördüğünüz üzere. Gayet akıcı bir şekilde ilerliyoruz. Normal seyirde. Gerçekçi bir şekilde. Birazcık fazla geldik ama olsun. En azından tekerlekler sıfırlanmış. Evet arkadaşlar, bir yolculuğumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence gayet keyifli bir yolculuktu. Aracın tadını çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır, sıkılmamışsınızdır. Aracın indirme linkini de yorum kısmına sabitlerim. Siz de isterseniz oradan indirip oynayabilirsiniz. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.